yeryüzü ortamında tolere edilemeyen hakkın kendisi. Başka bir taraftarı olmayan, başka bir dostu olmayan dalaletin bütün renkleri kendi arasında yeri gelip anlaşabiliyorlar. Bir ve beraber olabiliyorlar ama hakka karşı tavırlarında, hakka karşı mücadelelerinde en küçük bir yumuşama gözükmüyor. Çünkü hakkın kendilerini, demin ilk dersin başında konuştuk, içten içe kuşattığının farkındalar. Bu içten içe kuşatılmış olmak, yani kalplerinin hakkın yanında olması onları öyle incitiyor, öyle yaralıyor ki ben kendimi buna karşı zapt etsem bile evladımı saracak, yakınlarımı elimden alacak. Müşrikler böyleydiler. Hazreti Ebubekir'in ortalıkta namaz kılmasından bile, yani artık ağzını açmayı kendisine yasaklamışlardı. O da sadece görüntüsüyle mesaj vermeye devam etmeyi denedi. Hani bir şey konuşmuyorum, ibadet ediyorum. Bunu da baktılar etkili oluyor. Bu da bir tebliğ aracı. Önünde bir put yok. Kime tapıyor bu? Dedirtiyor. O zaman birbirlerine ne diyorlar? Göklerin ve yerin yaratıcısına diye tapıyormuş. Herhangi bir put, onlar putların, eşyaların, sen, ben gibi varlıkların ilahi herhangi bir etkiye, yetkiye sahip olmadığını düşünüyor. Bunlar İbrahim'in akidesi üzere hanif olan kimseler. Onlar göklerin ve yerin var edenini hiçbir cisimde, hiçbir şekilde, hiçbir surette, hiçbir dağda, zeminde yahut gök cisminde asla benzetmezler, teşbih etmezler. Ne de bir insanda, o apayrıdır. Bir benzeri olmayan, leyse kemitlihi şey. Böyle niyet eder ayakta dururlar, böyle niyet eder önünde eğilirler, böyle niyet eder en üstün azaları olan yüzlerini toprak ile hemzemin ederler. Bunu, bu mesajı ibadetiyle verdiğini anlayan Kureyş müşrikleri dediler ki bu da yasak sana. Adamın kendi şehri, kendi memleketi, değil mi? Hazreti Ebubekir de bir Kureyş çocuğu, Mekkeli, ama orada bunu bile insanlarla paylaşmasını ona yasakladılar. İşte bu küfrün karakteri Ebu Cehil'de ve o günkü Kureyş'teki karakteri bugünkü modern dünyada da aynı karakterdir. İslam'a karşı rahatsızlıkları ve hazımsızlıkları sadece İslam olduğu için, bunu bugün Türkler, yarın bir başkaları savunur, hiç fark etmez. Kendi evlatları bile olsa, kendi öz çocukları bile olsa, bugün Müslümanım dediği andan itibaren ona aynı nefreti duyarlar. Cenab-ı Hak dedi ki, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ. Bunlar size yönelen öfkelerinden, gayızlarından ardınızda parmaklarını ısırıyorlar. Böylesi tahammülsüz, böylesi size karşı öfke dolular. Eğer ele geçirecek olurlarsa sizi, اِنْ يَفْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً, size tam manasıyla düşmanlıklarını gösterirler ve sizde bir hayat ve sizde bir irade bırakmazlar. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ اِنْ يَفْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّٰئِ. Eğer diş geçirebilseler elleriyle, dilleriyle size kötülüğü tattırırlar, yaşatırlar. Dolayısıyla bu andan itibaren fiziksel güç artık onları caydırırsa, onları yerinde durdurursa, haddini bildirirse bildirir. Eğer gücünüzle onları caydıramaz iseniz, onlar asla bunlar da bir insan, bunlar da düşündükleri gibi yaşıyorlar demezler. Böyle bir saygıları, hürmetleri asla söz konusu olmaz. Dalar, hanenize girerler, evinize adamlarını yerleştirirler, hanımlarınıza tecavüz ederler. Hani o birinin dediği gibi, bunların size bir şeyi olmaz,
Bunlardan ne kötülük gördünüz ki? Koca bir tarihi adamlarla mücadeleyle geçirmişiz. Görmediğimiz zulüm kalmamış ama onların yüzünü yıkamaya çalışıyor. Bugün bize duydukları öfkeye bir bakın. Sabah akşam bütün televizyonlarında, gazetelerinde, paylaşımlarında varsa yoksa sanki dünyada başka İslam ülkesi yok. Sanki dünyada halkı Müslüman başka bir ülke yok. Bütün nefretleri, bütün öfkeleri bize yöneliyor. Neden? Çünkü eğer ki sahip çıkmaya çalışırsan ve kendi değerlerin üzere ayakta durmaya, tekrardan onları yaşamaya, adım adım başlamaya çalıştınsa, tamam, o zaman senden âlâ bir düşman yok. Senin kendi çapında, kendi iradenle, güya halkların iradesi diyorlardı değil mi? İnsanlar kendi seçtikleriyle. Eğer buncacık bu dedikleri şeye inansalardı, bunu Mısır'da görürdük. Şu kadar inansalardı bu söylediklerine. Böyle bir şey yok. İslam coğrafyasında en yakın dostları en büyük diktatörler oldu hep tarih boyunca. Halkına en çok zulmeden adamları zaten kendileri tayin etti, kendileri kullandı, kendileri çöpe attılar, yerlerine miladı dolunca yenilerini oluşturdular. Dolayısıyla söylemleriyle taban tabana zıt münafıklıkları, özellikle egemen unsurlar açısından söylüyorum, gayet ortadadır. Buna rağmen müminlerin hem kendi dirliklerini, birliklerini ve kendi değerlerini, yaşama iradelerini, hem kendi coğrafyalarında ayağa kaldırabilmek ve sonra da bunu onlara da yansıtabilmek sorumluluğu hala üzerimizde duruyor. Buna rağmen bunları bütünüyle yok edilmesi gereken bir düşman gibi görüp iflah olmaz kimseler olarak görme hakkımız yok. Önce kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Önce onların bize yönelen fiili tehdidini ortadan kaldıracak, caydırıcı güce kavuşacağız, sonra da barışçıl araçlarla yine onların yüreklerini, kendileri olmazsa çocuklarını, çocukları olmazsa kardeşlerini ama Allah Azze ve Celle'ye iman edecek müminlerin, mümin olmaya namzet bu kimselerin arayışı içerisinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü eğer böyle olmasaydı o zaman Resulullah dünkü Mekke'de herkes düşmandı. Medine'den ümidi olmasaydı Medine'ye gitmezdi. Sonra Mekke'den ümidi olmasaydı Mekke fetholmazdı. Demek ki mümin gördüğü bunca hakarete rağmen, gördüğü bunca aşağılamaya ve hatta saldırıya rağmen bunun hakkından geldikten sonra da yine karşı tarafa onun iradesine tam bir saygı gösterip mesajını Allah'ın paylaşan, onu hiçbir biçimde buna ikrah etmeden, buna zorlamadan, buna baskılamadan anlayacak, anladığını seve seve ikrar edecekleri aralarından bulup iman etmelerini sağlayacak bu tebliğ ve davet yolculuğuna devam edecek. Bu açıdan baktığınızda hakikaten müminlerin stratejileri de, almaları gereken yol da, üslupları da hakikaten çok narin, çok detaylı, çok hassas ve iyi düşünülmüş ve bizim bunu aşmaya, başka türlüsünü yapmayı denemeye bize hak bırakmıyor. Böyle yapmak zorundayız.